Evet, güzel, bravo. Bana ne deseniz kabulüm şu an, onu fark ettim. Gerçekten mi iyi dedim az önce ya. Evet efendim, Türk Box'un güzel izleyenleri, kaldığımız yerden sohbetimize Tuğba Özay ve Mehmet Çepiş'le devam ediyoruz. Ve Dilek Özcan'ı Uslu'yu da ağırlıyoruz. Kendisi ÇEVKO İletişim ve Eğitim Müdürü. Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyiz. Ve bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Evet. Ve bu güzel günde beni burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz, bizi kırmadığınız için. Bu bir sivil toplum kuruluşudur. Evet. Önce ÇEVKO'nun faaliyetlerinden genel anlamda birazcık bahsedelim lütfen. Tabii ki. ÇEVKO Vakfı bu yıl 20 yaşında. Şöyle düşünürseniz 20 yıl önce geri dönüşümle ilgili hiçbir şey yokken Türkiye'de, bunun bir bakanlığı bile yokken ÇEVKO Vakfı'nda 14 sanayinin önde gelen kuruluşu ambalaj atıklarımızı nasıl toplarız, nasıl geri dönüşüme kazandırırız diye düşünerek bu vakfı kurmuşlar. Bir gönüllülük esasıyla 2005 yılına kadar çalışmış. 2005 yılında da Çevre Orman Bakanlığı o zamanki adıyla onlardan gelen yönetmelikle artık bu işi belgelendirerek daha sistemli bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Ben bir itirafta bulunacağım. Geçen sene değil, ondan önceki sene bizim sitede yönetici oldum ben. Saptarik olduğum için hoppa en büyük başkan bizim başkan falan derken beni başkan yaptılar. Ondan sonra siteye yeni taşınan bir hanımefendi geldi, dedi ki bakın dedi Cesp Bey dedi çok güzel harika yönetici olmuşsunuz tebrikler falan dedi. Ama farkında mısınız biz çöplerimizi ayırmıyoruz dedi. Bunu yapmak gerekiyor dedi. Ben daha önceki sistemde bunu gördüm. Siz niye yapmıyorsunuz dedi. Ve ben bir durdum. Dedim ki çok haklısınız ya. Biz bunu gerçekten yapmalıyız ve yapmıyoruz. Nereye başvuracağım? Ben her şeyi ayarlayacağım dedi. Hakikaten gördüm. Çok güzel poşetler geldi. Konteynerler geldi birdenbire falan. Belediye hizmet vermeye başladı. Ama bazı şikayetler de var. Muhtemelen siz belediyelerle işbirliği yapıyorsunuz, evet. Ama biz yapacağımızı yapıyoruz ama gelip belediye toplamıyor diyenler de var. Evet, doğru. Bunun kontrolünü nasıl yapıyorsunuz? Doğru söylüyor. Şimdi Türkiye'de bunu çok düzenli ve sistemli şekilde yapan belediyeler biz de var. Biz yağımızı bile atmıyorduk. Harika bir şey. Evet. Yani bu işin sahibi aslında belediyeler. Nasıl çöpleri topluyorlarsa ambalaj atıklarını toplamaları gerekiyor. Eğer bunu yapmıyorlarsa da belediyenizi tüketicilerden istiyoruz. Bu konuda teşvik edin. Belediyenin çevre koruma müdürlükleri var. Hepsi bu ambalaj atıkların ayrı toplanması için belirli günlerde bu işi yapmak durumundalar. Aslında bizim işi nasıl yapmak istediğimizle alakalı bir şey. Atıyorum hiç belediyeniz bunu almıyor, etmiyor. Değil. Ben çok çok biliyorum ki poşeti bagajında gezen insanlar, işte bir konteyner bulduklarında, bir kumbara bulduklarında, cam kumbarası, geri dönüşüm kumbarası, oralara bagajlara taşıyan insanlar da biliyorum. Bu kesinlikle niyetle alakalı bir şey. Ama Türkiye'de bu sistem gittikçe gelişiyor. Çok güzel. Belediye sayısı gün geçtikçe artıyor. Özellikle İstanbul'da da bu işi layıkıyla çok güzel yapan belediyelerimiz tahmin var. Tahmin ediyorum. Mutlaka var. Evet. Bir de bu galiba biraz neyin neye yaradığını bilmemekten de kaynaklanıyor. Kesinlikle. Mesela burada geri dönüştürülen bir ton cam atık ile 100 litre petrol tasarrufu sağlanır. Evet. Artı geri dönüştürülen bir ton kağıt, karton atık ile 17 ağaç kurtulur. Bunları bu değerleri bilirsek daha da dikkat ederiz. Tabii. Bunları bilmek çok önemli. Biz ÇEVKO Vakfı olarak eğitimde çok önem veriyoruz. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklara bu eğitimleri veriyoruz. Çünkü alışkanlık değiştirmek çok zor oluyor ama en azından geleceğimizi kurtaralım diye düşünüyoruz. Sizin verdiğiniz örnek gibi işte bir ton kağıt atık 17 ağacın hayatını kurtarıyor. Yani düşünürseniz hiçbirimiz ağaç dikmiyoruz. Doğru. Bari koruyalım ağaçları. Doğru. Yani kesinlikle önlüyorum. Evet. Aynen, senin bir derdin vardı, hatırlarım. Evet. Hatırlarım. Evet, bu orman yangınları. Ben evet. Çok kısa şunu söyleyebilir miyim böyle anlamlı bir günde? Tabii ki günler çok güzel, kutlanması çok güzel. Bir şeyleri anımsamak ve bunu deklare etmek çok güzel ama insanların da ciddi anlamda bilinçlenmesi gerekiyor. Şimdi özellikle yaz mevsimi gelince yangın mevsimi diyorum artık ben. Çünkü çok korkuyorum, büyük kaygı taşıyorum ki ben Toros Dağları'nın eteklerinde bir gün çekime gittim. Klip çekiyoruz. Bir baktık her tarafta insanlar yemişler, içmişler. Bıraktım. İçki, o bire şişeleri falan, o cam kırıkları. Yemin ediyorum yardımcılarımla birlikte o bütün cam kırıklarını tek tek topladık. Ben dışarıya asla, yani bir elimde küçük bir ne bileyim bir hani ıslak mendil falan, arabada mesela gidiyor, hayatta dışarıya çöp atmam. Anca attığım tek şey hani meyvelerin çekirdekleri olur ki o da tekrar dönüşüm. Hem de atın diyorlar, enteresan. Evet, 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 bir de
mesela toprak, evet, toprak, öyle yerlere ufak gibi diye gözüküyor ama benim de en çok sigara izmaritlerine takıntım var. Özellikle kesinlikle mesela yoldan geçiyorlar, sağlı sollu ağaçlar, diyor ki aman atarım bir şey olmaz. Atarken sönecek bu. Küçücük bir sigara izmariti aslında dev bir Günah. Yangına sebep başka olabilir. Başka bir şey daha söyleyeyim. Örneğin biz zeytin işiyle uğraşıyoruz. Özellikle o sigara izmaritlerini mahsul veren yerlere attığınız zaman direkt o ağacın şeyine karışıyor o da. Yani o nikotini sen atıyorum bir meyve ağacının dibine attın o sigarayı. Direkt o meyve ağacına etki ediyor. Kurutuyor. Ağaçta zaten o meyvede nikotin olmasını sağlıyorsun esasında. Doğru. Yani bir de sahillerimiz. Muhteşem sahillere sahip bir ülkeyiz. Cennetiz bu konuda. O pet şişeler. Ya örneğin geçen sene. 1000 yıl değiriyormuş ya. Tabii. On binlerce yıl alıyor. Ne bin yılı? Bir pet şişenin dediğin evet gibi 10 bin yılda dünyada yok olma süresi. İnanılmaz yani bir rakam yani. İnsanlar evet, biliyor musunuz ki benim notlarımda da var. Bir ton plastik atık atmadığınız zaman 612 litre petrol tasarrufu sağlıyorsunuz. Yani doğada yok olmuyor ama ne kadar büyük bir ham madde kaynağı. Şimdi evet, Avrupa'nın gündeminde bir şey var. Ben bununla yeni tanıştım. Yani söylemesi hep eşime bir araba almıştım. Bundan bir sene oldu ve almadım. Değil, hibrit değil. Şimdi arabanın modelini falan söylemeyeceğim. Şimdi arabayı aldım, çıktım görevden, bana da söylememişler o özelliği olduğunu. Araba her stopunda duruyor. Ha. Yani kırmızı ışıkta duruyorsun, stop etmiyorsun, o duruyor. Gidiyorsun 2 metre, atıyorum önüne bir yaya çıkıyor, tık duruyor. Ve sen gaza bastığında veya atıyorum herhangi bir direksiyon dışı yaptığında tekrar çalışıyor. Ben de telefon açtım firmaya. Dedim ki bu bozuk. Bu bildiğin seyredenleri. Bu bozuk. Bu Avrupa Birliği'nin kararı aldığı karbon salınımını azaltmak adına yapılan bir şeydir. Siz durduğunuz zaman kısacası egzoz dumanı çıkmayacak. Bu i̇şte hibrit araçlarda da galiba evet, o var değil mi? Evet. Öyle bir şey varmış. Evet. Şimdi bu karbon salınımı yeni yeni duyulmaya başlayan bir kesinlikle şey. Bu hava kirliliğiyle ilgili bir şey ya. Zaten çok net anlaşılmıştır. Biz bir şey yapıyor muyuz ülkece bunun için? Yoksa biz oraya gelinceye kadar gibi bir durumda yok, yapıyoruz. Özellikle büyük kuruluşlar bununla ilgili çok iyi, güzel, sürdürülebilir raporlar hazırlıyorlar. İşte karbon ayak izimizi nasıl azaltırız? Hani daha çok toplu taşıma araçları kullanarak, işte dediğiniz gibi araçları fazla almayarak. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Ve bütün şirketler de bununla ilgili bir çevre danışmanı tutmak durumunda. Dolayısıyla bu konuda ciddi çalışmalar var ama daha tabii ki çok yol almamız gerekiyor. Çok özür dilerim. Ben yine bu noktada bir şey söyleyeceğim. Ben sürekli muhalefet. Bir güzel çevreci bir sanatçımızla. Ama şimdi örneğin dediğiniz otobüsler, işte toplu taşıma araçları. Dikkatimi çeken bir şey var. Ki İstanbul Büyükşehir'in veya diğer belediyelerinde muhakkak ki bu konuda çalışmaları var. Beğendiğimiz çalışmaları da var. Ama eleştirdiğim bir şey var. Otobüslere bakıyorsunuz, inanılmaz bir egzoz dumanı, o karbon, yani korkunç, nefes alamıyorum ben zaten. Bizimkileri tepkide tutmuyorlar, onlarınkileri tutuyorlar. Evet. Evet, evet. Bizimkileri tutmuyorlar. Tabii ama o otobüslerin, toplu taşıma araçları kesinlikle önden geçirilmesi lazım. Ben nefes alamıyorum. Mesela Ankara'da ben hatırlıyorum, biz bir 4-5 sene Ankara'da yaşadık. Doğal gazlı otobüsler çıkmıştı. Siz hatırlar mısınız? Biliyorum. Onlar hiç daha İstanbul'a gelmedi. İşte gelemedi, doğalgazla çalışmıyorlar şükür. Yok, şaka yapıyorum ya, belki de öyledir. Hayır yani sene 90. Doğalgaz çok pahalı hayatım şu anda. Şimdi çok pahalı. Çok pahalı. Bu zinciri hani biz anlayalım diye. Çünkü hani biz tamam zincirin bir ayağıyız. Ne yapıyoruz? Konteynerimiz varsa, düşünceliysek, neyin nereye gideceğini de biliyorsak atıyoruz. Sonraki aşamalar ne oluyor? Bireysel olarak ben ne yapabilirim diye düşünüyorsanız, şimdi siz birey olarak günde 1 kilo atık üretiyorsunuz, çöp üretiyorsunuz. Peki. Şimdi 1 kilo deyip geçmeyin, o 1 kilonun aslında %35'i ambalaj atığı. Evet. Ama hacimce %50'si ambalaj atığı. Ambalaj atıkları dediklerimiz nedir? Şimdi herkesin bir topladığı cam var. Evet. Camı herkes ayrı atıyor. Gazetelerine herkes ayrı biriktiriyor. Ama süt kutusu var bunun içinde. Kompozit atıklar dediğimiz. Onun dışında pet şişeler var. Kartonlar, pet şişeler. Evet, kartonlar var, kağıtlar var. Ayrıca bu teneke konserve kutularımız var. Evet. Metal içecek kutularımız var. Bunların hepsi ambalaj atığı. Şimdi yurt dışında baktığınızda bunları 3'e 5'e bölüyorlar. İnsanlar bu konuda o kadar gelişmişler ki her şeyi ayrı atıyorlar. Ve bunların belli günlerinde ayrı ayrı toplamaya veriyorlar. Bizim böyle bir şey yapmamıza gerek yok. İki ayrı kutu
edineceğiz evimizde veya poşet edineceğiz. Bunları çöplerle bir arada atmayacağız. Çünkü o zaman geri dönüşümü engellemiş oluyoruz, kirletmiş oluyoruz ambalaj atıklarını. Eğer işte mutfakta yemek yapıyorsak yoğurdun kabını çalkalayarak, temizleyerek atacağız. Bir de böyle bir görevimiz var. Onu kirli atmamız gerekiyor ki geri dönüşümden daha çok şey olur. Hani düz mantık. Yine bir yoğurt kabı olarak mı geri dönecek bana? Yoğurt kabı olabilir. Başka bir plastik bir malzeme olabilir size. Tamam. Bunlar granüller haline getiriliyor. Farklı alanlarda kullanılabiliyor. Ben onu soruyorum. Belediye bunu kime teslim ediyor ve kim geri dönüştürüyor? Evet, belediyenin atık aracı geliyor. Bunu belli günlerde sizden alıyor ve ayırma tesisine gidiyor. Evet. İşte ayırmanıza gerek yok bunları 3'e 5'e demenin sebebi. Ayırma tesisinde bunlar türlerine göre ayrılıyor. İşte metaller bir yere, tenekeler bir yere, beyaz camlar, yeşil camlar, kahverengi camlar. Bu şekilde hepsi ayrıştırılıyor, balyalanıyor ve geri dönüşüm tesislerine gidiyor. Geri dönüşüm tesisinde işte kağıt karton, yine bir kağıt karton defter olarak karşımıza çıkıyor. Bu geri dönüşüm tesisinde mi yine belediyenin, devletin? Yok, bunlar bakanlığın lisans verdiği lisanslı kuruluşlar. Özel kurumlara gidiyor. Evet, özel kurumlara gidiyor. Bakanlıktan lisans almış kuruluşlar. Burada geri dönüşüme gidiyor. Dediğim gibi kağıt karton dönüşüyor. Cam sonsuz kez geri dönüşebiliyor. Cam yine cam olarak geri dönüşüyor. Plastik çok enteresan. Plastikten elyaf yapılabiliyor. Tekstil alanında kullanılıyor. Mesela son zamanlarda belki siz de denk gelmişsiniz. Türk Milli Futbol Takımı şeyi söylemeyeceğim hangi markanın yaptığı. Formalarını plastiklerden yaptılar. Hatta 17 tane pet şişe kullanılmış bir formanın oluşmasında. Yani geri dönüştürülmüş polyester kullanarak yaptılar. Hatta çevreci milli takım diye de haberlerde çok konu oldu. Doğru. Yani çok rahatlıkla tekstilde kullanabiliyorsunuz pet şişeleri. Camlar tekrar cam olarak dönüşüyor. Bu süt kutularından yekpan adını verdiğimiz sunta benzeri bir malzeme yapılıyor. Bu da mobilyacılıkta kullanılabiliyor. Veya yalıtım malzemeleri yapılabiliyor. Mahalle gibi inşaat sektöründe. Yani sizin çöp demeyip atmadığınız bir ürün mutlaka bir şekilde size geri dönüyor ve aynı zamanda enerji tasarrufu sağlıyorsunuz tabii. Bu ayrı bir konu. Su için ne yapabiliriz? Su için ne yapabiliriz? Su bizim konumuz değil ama her Türk vatandaşı yani. Evet. Suyumuzu türlü kullanabilir. Yani, bir de şeyler yapılıyor şimdi hani o şebeke suları bir şekilde arıtılıp içme suyu haline geliyor. İnsanlar tabii bunu da yapmaya başladılar. Onu da yapmaya başladılar. Yani yeni yapılan, çocukluğumuza dönsek yeni yapılan siteler mesela bu konuda çok dikkat ediyorlar. Aidat almayıp geri dönüşümlü sular, işte çöplerin geri dönüşümü, yeni yapılan projelerde evet, yeni projelerde özellikle dikkat edilmesi gereken konu. Biz özellikle söylüyoruz. Hatta bunu keşke mecbur hale getirseler. Yani geri dönüşümlü konteynerler konulsa her siteye. Ben mesela şu an düşündüm. Şimdi ben onu diyecektim size. Yani çok özür diliyorum. Çevre bilinci gelişmiş bir toplum bireyi olarak en büyük tüketici toplum. Toplumu oluşturan da aile. Doğru. Bizim apartmanda da var mesela. Hani ben de bazen karıştırıyorum işte metal kutularla kağıtları falan iç içe atıyorsan bazen de ayıştırıyorsun. İki tane çöp şeyim var benim. Onu aldım ama cumali alıyorum şeye konteyneri atıyor abi. Şimdi yani, ben de aynısını söyleyecektim size. Hayır, söylemek istediğim şu. Acaba hani belediyeler hani ayrıştırılmış konteynerler diye, çünkü bu yapının çok ciddi bir Ar-Ge'ye ihtiyacı var. Kesinlikle. Bunu talep edebilirsiniz herhalde. Siz ya belediye apartman yönetimiyle falan bir mali gibi. Yani belediyenin bilinç yeterli olmuyor. Tabii. Toplumun bu konuda bilinçli olması. Tabii yani cumalatçı mesela benim dikkatimi çekti. İstediği kadar ayrıştıralım. Tabii. En az atıyor abi. Doğru. Yani. Biz mesela en az 8 ya da 10 bloklu bir sitede oturuyoruz ve çevremizde de bizim oturduğumuz site dışında birçok bina var. Şu an düşündüm ben ayrıştıracağım mesela. Çöp tenekeleri var ve bizim apartman görevlimiz oraya atacak. Neden? Deminden beri onu düşünüyorum. Yakında böyle bir şey yok. O insana da diyemezsin ki git belediyenin bilmem neredeki şuradaki yerine bunu at diyemezsin. Onu site olarak belediyenizden talep edebilirsiniz. Biz 40 hanelik bir siteydik, talep ettik. Bizim siteye özel geldi. Demek yani şey yapılabiliyor tabii. Bırak mahalleyi. Kesinlikle yapılabilir. Belediyemiz bile yok bizim. Sarıyer'e bağlıyız biz. Köyde İnsan. Oturduğu evet. için yukarıda. Evet, düşün. Olur. Ve geldi. Muhtar ilgilendi ya. Biz cereyeti. Geldi. Ben de şimdi eve gider gitmez söyleyeyim. Belediyenizin Çevre Koruma Müdürlüğü'nden bunu talep edebilirsiniz. Hem atıkların toplanması hem bu konuda bilinçlendirme ile ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Biz de gelip sizi bilinçlendirebiliriz ama belediyenin konteynere koyması gerekiyor. Sizin geri dönüşüm kumbaralarınız var mı?
Biz geri dönüşüm kurumlarımız, ÇEVKO aslında bu organizasyonu yapan bir vakıf. Yani biz ne yapıyoruz? Belediyeler, lisanslı firmalar, toplama firmalarıyla üçlü bir sözleşme gibi diyelim. Yani üçlü bir anlaşma yapıyoruz ve bunun organizasyonu yapıyoruz. ÇEVKO daha çok eğitimler veriyor. Atıyorum işte kapıcı dediniz de bilmiyor nereye atacağını, gidip bunu çöpe atıyor. Mesela kapıcıları eğitiyoruz. Muhtarları eğitiyoruz. Öğrencileri eğitiyoruz ki hani bu konuyu bilmeleri bizim için çok nerede önemli. Nasıl? Bizim eğitim, eğiticinin eğitim çalışmalarımız var. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak olarak yaptığımız bir çalışma bu. Hangi belediyenin sınırları içinde bu çalışmayı yapmak istiyorsak o belediyeyle birlikte o bölgedeki bütün okulların öğretmenlerini toparlayıp onlara bu konuda eğitimler veriyoruz. Tabii belediyenin sınırları içinde olduğu için belediye daha sonra buraları konteynerlerde koyuyor. Öğretmenlerinden dinleyince çocuklar çok daha çok fazla randıman alıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam çevre ve sağlık dersi yok muydu? Bizim dönemimizde evet, çevre vardı. Doğru. Şu an maalesef müfredatta yok. Yani keşke olsa. Yapacakları şey çok evet, önemli. Maalesef yok. Onunla ilgili ders olarak biz veriyorduk bence de. Bir ara şey şu an var bildiğim kadarıyla. Medya okuryazarlığı dersi evet, var. Evet. Onun yani, gibi bence çevre. Her konuda çevrede olması lazım. İşaretleriyle ilgili. Evet. Doğrudur. Hani seçmeli ders bildiğim kadarıyla medya okur yazarlığı. Kesinlikle evet, medya okur yazarlığı var. Böyle bir şey de hani doğru, mesela Milli Eğitim bünyesinde hani çevre ve sağlık sizin dediğiniz gibi olabilir yani. Bunu bütün STK'lar talep ediyor inanın ki. Herhalde bununla ilgili bir süreç var. Evet. Onu beklemekteyiz şu anda ama bence de olması gerekiyor. Çevre kolu var okullarda. Vakfın bir resmi web sitesi vardır diye tahmin tabii ediyorum. Tabii ki var. Hani söyleyelim. www.çevko.org.tr diye çevko.org.tr. Siz gönüllü arıyor musunuz? Bizim eğitimlerimizde gönüllü eğitim vermek isteyenlere her zaman kapımız açık. ÇEVKO Çocuk.org da bizim çocuk sitemiz. Orada çocuklarla da eğitimleri online sistemde veriyoruz. Yani çocuklar ÇEVKO Çocuk.org'a girip orada eğitimlerini kendileri de tamamlayabiliyorlar. Ama gönüllü olmak isteyen olursa tabii ki gelip bizim eğitimlerimize katılıp eğitimde verebilirler okullara. Peki en temelinde hani şunu sormak istiyorum. Tuba da az önce bunu zaten söyledi. Atıyorum önümüzde giden araba ansızın atıyorum camı açıp bir şeyleri yere attığında, kül tablasını boşalttığında, biri yolda yürürken çöp at. Biz hangi mecraya şikayette bulunacağız? O kişiye de belki hani uyarı olabilir ama bazı insanlar korkuyor da olabilir. Bunu yapan bana zarar verir gibi. Ne yapmamız gerekiyor bu konuda? Yani o konuda aslında Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı aramak gerekiyor. Peki. Ama hani belediyesinde hangi belediye sınırları içinde bulana kadar bence bakanlığı aramak en mantıklısı. Çünkü bu konuda onların yaptığı bir şey var. Ama bunun bir cezası var mı? Herhangi bir yaptırım olduğunu. Yaptırım aslında atıkların atılmamasında bir yaptırımı var ama maalesef uygulanmıyor. Ben Avrupa'da hiç görmüyorum. Hiç görmüyorum. Yok öyle bir şey ya. Ya bir tane sigara hizmeti göreyim be kardeşim. Yok. Bir tane göreyim. Çünkü cezası var. Yani bununla ilgili bir yaptırım var ve uygulanıyor. Hem ya, öyle hem de bir de toplum bilinçliğinde konuştuğumuz üzere. Yani tek başına senin bilinçli olman yeterli olmuyor maalesef. Şimdi sen birey olarak bir kişi. 100 kişi bir araya gelince aksine sen kötü oluyorsun bir de. Yaptığın iyi şey bile olmuş olsa sen kötü durumda düşüyorsun. Dalga geçilen sen oluyorsun. Diyorum ya ben hani. Tabii sana, aynen. Bir de sana, böyle de bir sana, tavır abi var. Yani bu dünya ki hızla değişen, gelişen bir dünya ve milyarlarca yıl öncesine baktığımız zaman da sürekli bir değişim söz konusu. Bir şeyin atıyorum bir ozon tabakasının delinmesi bir anda olan bir şey değil. Bir anda olacak bir şey de değil. Bu belki yüzyıllar, belki milyon